size farelerle yapılan bir ödül deneyinden ve bunun içerik üretmekle ilgili olan bağlantısından bahsedeceğim. Blue TV'de T Kuşağı diye bir belgesel var ve belgeselin içinde bir TikToker grubu var. Bir de uzun zamandır medya sektöründe olan kişiler, uzmanlar, psikologlar var. Olayı değerlendiriyorlar. Şimdi bir sahne düşünün. Önce psikologumuz anlatıyor. Diyor ki, biz fareleri bir odaya koyarız, odada bir tane kol olur ve fareler bu kolu çektiğinde biz onlara yemek veririz. Ama bazen 2 kere, bazen 3 kere çekmeleri gerekir, bazen de 5 kere çekmeleri gerekir. Yani yemeğin ne zaman geleceğini bilmeden o kolu sürekli çekmek durumunda kalsın. Şimdi bir taraftan da TikToker'ımız şunu anlatıyor. Bu sabah bir uyandım, hiç beklemediğim bir içeriğim milyonlarca izlenmiş. Ama hangi içeriğin tutacağını bilmiyorum. Yani bazen hiç beklemediğim içerikler çok fazla kişiye ulaşırken, bazen çok iddialı olduğum içerikler hiç kimseye ulaşmıyor. Yani içerik üretmenin bir matematiği, bir formülü yok. Bu kesin tutacaktır diyemiyoruz ve bu da aslında bizim her zaman daha fazla içerik üretmemizi ve hep daha iyi odaklanmamızı sağlıyor olabilir mi? Sürekli ödülü bulmak için böyle içerik üreten, sürekli o kolu çeken farelere benziyor olabilir miyiz acaba? Sence de bu aradaki bağlantı çok tuhaf değil mi?